Fadime'den Püf Noktalar Mutfağım'dan herkese merhabalar. Lezzeti ve şekliyle beğeni toplayacak harika bir mantı tarifiyle geldim. Fazlaca hazırlayıp buzlukta da muhafaza edebilirsiniz. İhtiyacınız olduğunda çıkarıp pişirebilirsiniz. Detaylı tarif için videoma geçelim. 4,5 su bardağı unu yoğurma kabımı alıp ortasında havuz oluşturuyorum. 2 adet yumurta ekliyorum. 1 tatlı kaşığı dolusu tuzu ilave ediyorum ve spatula ile yumurtaları iyice karıştırıyorum. Arkadaşlar bildiğiniz üzere mantı hamuru sert bir hamurdur. Suyu yavaş yavaş ilave etmemizde fayda var. 1 su bardağı artı 3 yemek kaşığı su ilave ettim. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 ml. Biliyorsunuz ki yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne, unun markasına göre su ilavesinde miktar da değişebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde kullanın. İyi bir mantı hamuru elde etmek için hamurun çok iyi bir şekilde yoğrulması gerekir. Önce yoğurma kabında, ardından un serpmiş olduğum masanın üzerinde iyice hamurumu yoğurdum. 2 eşit parçaya ayırıyorum hamurumu ve 2 beze elde ediyorum. Bezelerin üzerini poşette kapatıyorum. 15 dakika dinlenirken ben de iç malzemem hazırlıyorum. 400 gram kıymanın üzerine 1 büyük baş ince doğranmış soğan, 2 yemek kaşığı ince kıyılmış maydanoz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı acı biber salçası ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Arkadaşlar mantıyı yıllardır bu şekilde hazırlarım ve çok lezzetli olur. Sizlere de tavsiye ederim. Acı biber salçası ve maydanozu ilave etmeyi unutmayınız lütfen. Mantı hamurunu ben açtıkça o da bir yandan kendini toparlıyor. Tam da olması gereken kıvam bu. Ve börek hamurundan bir tık daha kalın olduğunda yufka açma işlemini durduruyorum. Kesme aparat olarak da evinizde varsa aparat kullanabilirsiniz. 5 litrelik su kutusunun kapağını kullandım. Oldukça da boyutları ideal oldu. Güzel. Yani bir kaşığın içerisine hemen hemen 3-4 mantı sığacak boyutta oldu. Onu da belirtmek istiyorum. Fazla çıkan hamur parçalarımızı toparlayıp onlardan da yaprak mantı yapalım. Arkadaşlar mantı hazırlarken birilerinin yardım etmesi çok iyi olur. Çabucak bitirebiliriz. Eğer benim gibi yalnızsanız o zaman da hamurun bir kısmının üzerine poşetle kaplayın ki siz mantıyı hazırlayana kadar diğer taraftan hamurlarınızın üzeri kabuk bağlamamış olsun. İç malzememizi koyduktan sonra ağzını sıkıca kapatıyoruz ve her iki ucu birleştiriyoruz. Şekil verme aşaması bu kadar kolay ve keyifli. Ben mantılarımı hazırlarken sizlerden de küçük bir ricam olacak.
İlk kez bu videoda benimle karşılaştıysanız kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini aktif hale getirirseniz her yeni videomdan haberdar olursunuz. Eğer video içeriğimi faydalı bulduysanız lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayınız arkadaşlar. Beğeni bizim için önemli. Yorumlar kısmında düşüncelerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Hatta bu videoyu hangi şehirden izliyorsanız bunu da yorumlar kısmında yazarsanız sevinirim. Elimden geldiğince bütün yorumlara dönmeye çalışıyorum arkadaşlar. Sonrasında kullanacağınız mantıları un serpmiş olduğunuz ahşap bir tezgahın üzerine alabilirsiniz. Veyahut da bir tepsinin içerisine mutfak örtüsü serip onun üzerine mantıları alabilirsiniz. Bu şekilde donana kadar yapışmamasını sağlamış olursunuz. Bir su bardağı yoğurt alıyorum ve bir diş sarımsak rendeliyorum üzerine. Yoğurdumu iyice karıştırarak hazırlıyorum. Tencereye almış olduğum 2 litre suyun içerisine bir tatlı kaşığı tuz ilave edip kaynamasını sağlıyorum. Bir diğer taraftan da sosu için tavaya sade yağ aldım. Sade yağın içerisine de 1 çay kaşığı salça ilave ettim. Salça kavrulunca içerisine 2 yemek kaşığı mantının suyundan ilave ediyorum. Mantının üzerine sosunu da bu şekilde hazırlıyorum. Bakın arkadaşlar, görüyorsunuz mantılarımız kaynıyor ve hiçbir şekilde açılma ya da şeklinde bozulma olmadı. Güzel bir şekilde hamurumuzu yoğurursak sonucu da mükemmel olur. Kırk dakika derin dolgucuda bekledikten sonra mantılarım donmuş durumda. Artık saklama kabına alabilirim. Saklama kabını aldıktan sonra tekrar derin dondurucuda muhafaza edeceğim. Dilerim sizler de bu tarifi denersiniz arkadaşlar. Ve şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Bugünlük de Fadime'den bu kadar. Başka bir günde yeni bir lezzetle tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.